ve Fatma geliyor. Sedat'la biz en son konuştuğumuzda gelecekti ama gelmedi hala. Bugün bir tuhaf başladı. Şey mi, gelmedi mi orada? Burada ben bekledim, gelmedi mesela. Gelmedi. Bugün bir tuhaf başladı. Kendi kendime açtım programı YouTube'de. Olur öyle şeyler. YouTube'da olur. Şimdi Nurlat da mı gelmedi? Ya en son konuştuğumuzda geliyor. Kalabalık trafik bugün. Ben geciktim, o da trafiğe takılmıştım. Solmaz burada, Kaan burada, Müjdat burada, Güler burada, Selahattin burada. Yoklama yapıyorum. Harika, burada Yusuf burada. Nurullah. Yok, ha kız o yokken bir dans et. Sonra keser beni. O yokken et. Nasılsa yok, hadi. Koş. Aysen, peki hadi. Tamam. Hadi, çabuk. Nurullah gelmedi. Nurullah gelmedi mi? Nerede? Gelmedi. Gelmedi mi? Seni daha ben geçen uyarmadım mı? Ama Sedat. Ya ne gülüyorsun ya? Ne gülüyorsun ki? Bugün şey oldu. Baskın basana vurdu. Allah Allah. Programda... Ne baskını Sedat abla? Geçen söylemedin mi ben bunu oynamayacak diye? Bana dedi burada söz vermedi mi? Sakin. Ben şey yaptım. Ben şeyime yok abla işte. Dedim, şöyle oyna dedim. Al şimdi istediğin kadar oyna. Ben de izlerim ancak bundan sonra. Saçmalama sen istersen. Sen de neredesin? Ne ilgisiz, ne yemek bizim? Yiyordum abla, söyledim sana demedim geliyorum hayır, diye. Karnım ağrıyor. Tamam geliyorum dedin ama yemek yediğini söylemedin. Daha yoldayım. Ya söylemedim, baksana mesajına. Telefonum şarjda. Siz beraber niye yemiyorsunuz yemek? Ya en son konuştuğumuzda yolda. Bu yemiyor ki, baksana bu nasıl yemek? Ben... bu yemek yemiyor ki. Ben çok zayıfladım ya. Abla geçen ne dedi biliyor musun bana mesajda? Bana dedi ki ben bir daha tamam kesinlikle oynamayacağım, etmeyeceğim. Orada kim söylerse tamam, söylese. Tamam dedim bunu ama da bana söyledin istedim, mi? Ne yapayım şimdi? Bunu bana söyledin mi? Söyledim. Daha ne oynuyorsun tamam, burada? Tamam sen neredesin? Sana demedim mi? Kim söylerse söylesin oynama. Ya yemek yiyorum ne yapayım? Yemek nerede yiyordun? Bana ben, en son da dedin ki yoldayım ben, diye. Ben bir restoranda gitsek bir yemek yesek çıkacağım oraya arkaya falan. Sen orada yemeğin başında oynayacaksın belki de ne kadar. Ya böyle bir durum mu var arkadaş? Saçmalamayız. Ya ne saçmalayacağım ya? Tamam bağırma. Geçiyorum orada bana. Şu an. Stajyerlerden biri. Selahattin'le konuşuyorsun, el sıkışıyorsun bilmem hayır. Ne falan filan. Dedi ki filan. Hoş geldin. İzah edeyim. Dedi ki hoş geldin Fatma dedi. Hatta biraz çekindim aslında ne yalan söyleyeyim. Hani biri görür yanlış anlar. Yanlışlıkla hani yanlış bir şey söyler Nurullah falan. Hani öyle bir merhabalaştık. Kim bu yani başka söylersin? Ben sana demedim mi? Konuşmayacaksın, merhabalaşmayacaksın. Ondan uzak tamam duracaksın. Tamam da bana bağırma. Bak bana bağıracağım tabii ya. Yeter be. Sizden uğraşacağım ya. İnadımı yapıyor zaten o adam bak, ya. Bak pişman olacağın şeyler ne söyleme. Ne pişman olacağım ki? Sen pişman olacaksın belli bir dakikadan sonra. Güzel güzel. Dakika diyorum sana bak. Şu tartışmanızdan güzel. Çok mutlu mesut olanlar var. Kaan ve Solmaz. Ne kadar mesut ve mutlular orada. İyi oluyor diyorlar. Yakaladım. Kaan Solmaz'ın elini öpüyordu.
kurban olurum diye. Seda abla, biz o sıra inan tartışmayı bile dinlemiyorduk ya. Aşk yaşıyorduk. He. Yani kurban olurum diye elini öpüyordun, gördüm. Kurban evet. olurum diye. Solmazım. Seda abla, kimsenin tartışmasına biz sevinecek kadar düşmedik. İnşallah herkesin gönlüne göre verir Allah. Onlar da mutlu olur. Biz mutluluğu yakaladık bir senedir. Aralıksız gidiyoruz. Bir seneyi de geçti hatta. Herkes maşallah. Yakalar inşallah. Maşallah. Maşallah. Artık sizi nikah masasında görmek istiyoruz. İnşallah. Selahattin bir geldin, pir geldin oğlum. Ya çok da konuşmadık. Sadece bir merhabalaştık o kadar. Başka bir şey çocuk. Ya abla, geçen burada yine böyle bir muhabbet olmadı mı? Ben kızı burada bırakıp gitmedim mi abla? Ha? Evet. Sen ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun oğlum? Sesini güzel. Yükseltme benim canımı sıkma. Yükseltme ne yapacaksın lan? Güzel güzel konuş. Sen bir dur, ben sana ha? geleceğim şimdi. Sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün böyle bir action'lı başladık. Artist kardeşim, bir kıskanmana gerek yok. Artistsin oğlum, takma elbise giymişsin. Güzel güzel konuş. Benim de bir silah reisi galiba. Ya yemin ediyorum boş denek ya. Vurdukça ses çıkıyor. Bir dur da. Karşındaki insan benim iki kere uzun olumsuz dediğim insan. Tamam kardeşim, kıskanmana gerek yok. Bir de merkezmiş gibi burada onu mu söylüyorsun? Ben buraya geldim de sen buradaydın, hoş geldin diyen sendin. Nezaketle ben senin hoşgörünü aldım. Elini o mu dedi, sen mi dedin? Delikanlı dedi. Gibi konuş. O dedi canım, o mu kardeşim. Dedi sen... Kendi de elini uzattı benden. O sana demez oğlum, ben ona söylemiştim zaten. Saçmalama sana söylemez. Isterse. Seni ya. İki defa olumsuz dediğin insan bana ilk geldi. Hani diyorsun ya işte, evet, Nurullah benim. Evet, buraya geldim, ilk kişi sendin Nurullah, zaten de. Sen çok konuştun, biraz da ben konuşayım. Hayır, hayır. Geçen ben, burada ben, bir mevcut. Beni yükseltme, oğlum, beni şimdi yükseltme. Bak lan, düzeltsem ne yapacaksın? Mustafa bak. Güzel güzel konuş. Ne yapacaksın? Güzel güzel. Oğlum beni bana atma bak ha. Ben sana söyleyeyim bak ha. Beni çıldırtma bak ha. Güzel, sen geçen demedin mi lan bana eski kız arkadaşlar falan filan ha? Tamam. Ben konuşacaklarım konuşayım ondan sonra. Önce tamam. Ben konuşacaklarımı konuşayım. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Nurhan, konuşacağım. Ay uzun öyle. Konuş. Sen şimdi geçen bana demedin mi benim kız arkadaşımla sen görüşüyorsun, ediyorsun falan filan muhabbet etmişsin. Senin hangi kız arkadaşınla görüştüm? El kol hareketi yok. Sen daha geçen hafta burada. Bir dakika bir dakika. Hepsini kabullendin sen burada. Evet görüştüm ettim bilmem ne ettim dedim. Onu bir geç. Oğlum senin taptığını ben meşgul atıyorum, anladın mı? Bunu birbirinize dokunmayın. Aynen, yol verdiklerin peşinden konuşuyorsun. Bir dakika. Yol verdiklerin peşinden koşuyorsun. Sen buraya benim bir fan olarak gelmiştin. İşte Nurhan'ı gördüm falan filan tamam, muhabbetine. Tamam tamam, seni bir konuşmam bitsin. Hadi onu geçiyorum. Onlar gibi de olamazsın zaten. Geçen kız seni burada zaten oturttu yani, anladın mı? Hala sen benim görüştüğüm kızın elini nasıl sıkarsın ya? Gülme oğlum, nasıl sıkarsın? Ya, gülme ben gülüyor muyum? Görüştüğün kız değil mi? Abla hepiniz hatırlıyorsunuz. Buradaki herkes de çok iyi hatırlıyor. Nurullah burada öküz gibi bağırdı. Bu benim kardeşim. Kime? Kime dedim ben? Hatta kime Uğur dedi? Abi de büyük konuşma dedi. Fatma için dedin. Ben kardeşim Fatma dedim, buraya ben... ilk geldiği gün senin bakışlarını anladım ve ben burada söyledim ki Nurullah'ın gözü Fatma'da dedim. Benim yanımdaki kızla dedim. Sen ne dedin? O benim kardeşim dedin. Şimdi sen bana diyeceksin ama ki bana talip. Bir dakika, bir dakika. Sen diyeceksin ki ben talip çıktım değil mi? Ben talip. Sen kardeşin çıktım. Sana talip çıkıyor. Kabul mü ediyorsun? Burada dans mı ediyorsun? Bak bak, bana annesiyle bak. Şimdi şöyle ne olur? Bana bana annesiyle geldi diyorum sana. Anladın mı? İlk bana geldi oğlum. İlk bana geldi bana. Anladın? Bana geldi bana. Bana kardeşim diyen kızlar şu anda talipsin. Geçeceksin o işleri. Demek sen her kardeşim diyene. Tamam. Anladın? Demek her kardeşim diyene yürüyorsun kardeşim sen. Sen kardeşim dediğini yürüyorsun lan. Burada benimdeki kıza dedim böyle böyle benim sevgilim dedin. Mekana bir gittim. Kızlar beni çağırdı kardeşim. Gördü. Ya dedi lan Nurullah'a bak falan. Vallahi. Aldılar beni götürdüler. Abi de geçen ben de gittim onlarla. İyi ki de gittim. Sen abla bir sorar mısın? Hayatı boyunca kaç kere Sultanbeyli'ne Samandıra'ya gitmiş? Sen nerede oturuyorsun? Samandıra nerede? Buradan Kars lan. Ulan ne alaka kart benim takıldığım mekana gidiyorsun ya sen? Ya ben seninle nasıl aynı köylüyüm ya? Harbiden yani illallah ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah Nurullah, ya. Efendim abla. Sen geçen hafta Selahattin yoktu dedin ya, bundan sonra kardeşim varmış yok. Onu duymadı ki o. Ben abla o uzayda geldim. Yaşıyor. O Jüpiter'de yaşıyor. Bana bak bana. Uzay sen şu anda, uzay yakın gene. Bak sen şu anda bir bataklıktasın, tamam mı? Çırpındıkça batıyorsun. Bir bekle. Beni bekle. Abla. Ben bir şey açıklayacağım. Bir şey açıklayacağım. Ben bunu bugün Fatma için almıştım biliyor musun Seda abla? Ah. Bak ben buraya bak bugün ne getirdim? Bir milyoncudan mı aldın? Bak ben buraya Seda abla bakabilir ne diye. Bak abla bir milyoncu görse bak. Hayatı boyunca görmemiş ya yüzük. Ay ben, çok güzel. Ben bugün bu yüzükle geldim buraya. Tak kıza. Ne çok abla? Güzel yüzük. Ne yapacağım? Tak. O bunu hak ediyor mu Seda abla? Sen hak ediyor mu şu anda? Ama ha? Deme öyle. Sen bunu hak ediyor musun? Hak edeceğim. Ama çok kötü bir şey yapma. Sen bunu hak ediyor musun? Hak etmiyorum. Sen bunu hak ediyor musun? Ha? Hak ediyor musun bunu? Bir oynadım diye yapıyorsun. Bitti ama nokta atış yani, anladın mı? Hedefi buldun vurdun yani. Gurur yapıyorsun. Ben sana ne dedim? Dakikalar sonra pişman olacaksın dedim mi? Ha?
Sen de bu söylediğin için pişman olacaksın. Ne pişman olacağım ki ben? Pişman oldum. Bunu giderken alırken pişman oldum. Şu anda o pişmanlık var benim üstümde yani. Açık ve net. Pişman oldum senin yüzünden. Ben buraya belki ne hayallerle geldim, ne duygularımla geldim. Ama sen... Yok, akıllanmazsın. Al bu yüzük de bu saatten sonra... Senin olsun. Oğlum yüzük de güzeldi lan. Niye attın? Güzeldi. Niye attın? Yine alırım. Başkasına veririm bu sefer. Abla. Atmayın yüzükleri yerlere. Yamuldu yüzük ya. Yamuldu. Yazık. Şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi? Aldandık. Yazık. Gençliğimize yazık. Nasıl böyle erken yıprandık? Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. Abla, ben hayatım boyunca tanıdığım bütün korkaklar, bütün yalancılar her seferinde benim karşımda kaçıp gittiler. Nurullah da yalancının önünde gideni. Geçen hafta burada senin eski sevgilerinle evet görüştüm diyen adam şimdi diyor ki ben görüşmedim etmedim. Ben şimdi geç o işleri. Herkesin işine geç. Size ne dedi? Geç. Demedi mi? Ben Nurla, Seda abla bizim... Ben benim hiçbir soruma cevap vermedim kardeşim. Biz bir falan yaptık ya Seda abla. Kız oraya yardımcı oyuncu olarak geliyor falan. Bana yazdı, sosyal medyadan yazdı. Burada sinirinize değil mi? Ben açıklamadım mı abla? Evet. Ne dedi kız? Ben ilk dedi Nurla'yla görüştüm dedi. Hatta benim kafeye geldi, oturdu, konuştuk. Ben kıza dedim ki sen ne olmaz dedim. Bitti, nokta atış. Bulgaristan'da. Bulgaristan'dan benim için çıktı geldi buraya. Sana ne dedi? Ben dedi Nurlar'la görüştüm ilk. Ben mi senin sevgilinle görüştüm? Canım kardeşim, kızın senin getirdiğini söyledim ben zaten. Ben mi getirdim? Evet, sen getirdin. Demedin mi telefonu çıkar kıza, demedin mi Seda abla getirdin? Hayır, sen getirdin ve sen her şeyi burada kabullendin, tamam mı kardeşim benim? Şimdi bak, yalandan şey yapma bana ha. Bak, gerilmeyeceğim ama bana sorularım cevabını ver. Tamam mı kardeşim? Sen Fatma benim kardeşimdir dedin mi demedin mi? Fatma benim aşkım. Nasıl? Hoşuna gitti mi? Bu kadar. Benim aşkım. Bu kadar. Ha, benim aşkım anladın mı? Ha. Bu kadarsın işte. Benim aşkım. Farkında mısın şu an? Aşkım. Aşkım. Bana adamdan bahsetme oğlum. Bak bunları konuşma. Adamla konuşma. Konuşurken adamla konuşma. Anladın mı? Adamla konuşma. Bize dokunmayın birbirinize. Dokunmayın. Tanju. Niye böyle oluyor? Valla Seda Hanım, burada bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi buradan ilginç bir şekilde izliyorum. Biz herhalde tozlu raflarda kaldık. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Biz ya. Kadını bir çanta, bir kızı bir çanta olarak veyahut başka bir şey olarak göremezdik. O bizim en değerli varlığımız. Şimdi bunu gençler çıkıyor burada. Sanki kız orada duruyormuş, yokmuş gibi. O benim sevgilim diyor, o onun kardeşi diyor. Ben anlayamadım. Eğer birisi benim sevgilimse Nurullah, sen benim kardeşim, çok severim seni. Ben de çok severim. Ben ikinizi de yakıştırıyorum. Bu arkadaşımızla da geçmişte bir şey görüşmesi olmuş. Olabilir. Ama arkadaşım şimdi sahip çık ya. Yani oynuyorsa oynattırma. Yani iyice karşısına dikin kardeşim. Abi anlamıyorsun ki. Anlıyorum benim, anlıyorum. Anlıyorum ben seni. Ben yemek yemeye gittim abi. Aslında kuyumcuya giderken falan biraz ben seni gittim. Dışarıda ben gördüm ya. Tamam beraber girdik farkındaysan. Beraber giriş yaptık abi orada. O heyecanla ben buraya geldim, anladın mı abi? Ama bir geldim kapıda direkt stajyer. Çocuğu da çok seviyorum gerçekten, ismini söylemiyorum şimdi, gider onu da bulaşıyorum. Dedi ki abi dedi böyle böyle bir durum var dedi. Bak dedi Selahattin'le dedi konuştular dedi, haberin olsun. Allah razı olsun kardeşim. Ben oradan geri döndüm. Beni oradan geri çevirdiler içeri gir diye falan. Uğur abi sen de gördün hatta giderken falan. Geri geleyim dedim. Bir baktım oynuyor hanımefendi. Tamam hadi bir tane olayı pas geç ya. Tamam. Bunu ne yapayım? Ha?
Sen de yüzüğü kızın kafasına attın neredeyse. Sus. Umurumda bile değil o yüzük. Yüzük yamulmuş. Yamuldu yazık ya. Ama yamulma da gerçek olduğunu gösterir. Gerçek altın demek ki. Bak Nurullah burada ne demeye çalışıyorsun? Ya sana ne oğlum Nurullah'tan? Sana ne? Sana ne benim görüşmemden şu anda? Ne istiyorsun? Ha bir söyle bak sen ne istiyorsun? Derdini bana söyle. Tamam derdimi sana söyle. Derdini söyle. Bak senin görüşme oda görüşmede olduğun kız. Oda ha. Tamam mı? Aklın odalarda. Çıkartacağım ben zirveye şimdi ha bak. Sözümü kesip durma lan. Seni oğlum bak benle nanlı manlı konuşma. Ya konuştum ne yapacağım? Tamam mı? Hadi. Benle nanlı manlı konuşma. İnsan gibi konuş. Oğlum güzel güzel. Ben diyorum bunu bak, darca hayvan bahçesine götürün. Bak bizim seninle aramızdaki fark ne biliyor musun? Senin görüşmede olduğun kızlar bana yazıyor. Bana selam veriyor. Ha. Ne demek sen istiyorsun? De, ne demek istiyorsun? Bekler misin? Sana bir şey yaptım diye merhabalaştım diye sana mı yazıyorum? Bakma bak şu anda sana karşı bir şey geliyor. Bak seni kaçıncı pot. Bir de yazışıyorsun bana diyor. Öyle bir şey yok Fatma, hayır. Fatma bak seni bozmak istemiyorum. Tamam mı? Ne diyeceksin? Nurullah'tan söyle. Önceki... Onu zaten Ferişte abi bozamaz benden deyken. Asla kim arkasında var. Tamam. Nurullah talip olmadan bir hafta önce kimle konuşuyordun? Kimle mi? Kimseyle. Yemin ediyorum. Tamam. Açarım. Bir hafta önce konuştum. Benden önce bir hafta önce konuştun mu? Mesajlarını şimdi gösterelim. Ben de... Ne dedim? Gösterebilirsin. Görüşmek istemedim. Benden bir hafta önce görüştün mü? Konuştun mu? Hayır konuşmadım. Tamam ben konuştum de ya. Konuştum de. Bir dakika konuştum öyle bir şey olsa ben tamam konuştum derim ama konuşmadım. Getir göster. Ben de görüşmek istemedim mi Fatma? Göster ne dedim şimdi sana? Ben de görüşmek istemedim mi? Saçmalama istersen. Bir ara şey oldu Seda abla. Ne oldu? Programı işte ziyarete gidelim falan. Ben tamam o zaman hani birlikte gideriz. Ama o bir hafta önce değil. Tamam bayağı da bak demek ki görüşmek istemişsin. Bir hafta burada... önce değil bak bir hafta önce değil. Bir dakika yüzlerce insan geldi gitti. Niye Selahattin? Neden Selahattin? Hep birlikte öyle konuştuk. Hep birlikte yani. Dedim bir tek bana söyledin. Bir tek sana mı söyledim? Evet. Ece'ye falan da söylemiştik. Ha, Ece erkeklerden falan. Bahsediyorum zaten. Yanlış seni anlamışlar. De o kız kategorisine almış. Şaka gibi. Neyse ben bir hafta önce falan hayır, görüştüm. Ben bir hafta önce konuşmadım. Getir hani yazıştıysam getir gözümün önüne. Fatma şimdi kabul ettin. Uğraştık tamam, mı? Canım benim bir hafta önce mi konuştun beni bir dinle cevap verme ona ya. Fatma verme. Bir hafta önce konuştun mu? Konuştun. Konuşmadım aşkım konuşmadım. Anladın mı? Nokta. Aşkım dedi sana. Tamam nokta. Artık bırak şununla ilgilenmeyi. Gel bana benimle ilgilen. Elindeki çok yakışıyor konuşsun. İndiriyor kalbini öyle. Nuru. Dedi ki aşkım konuşma. Ya Seda abla o beni mahvetti ya. Beni harbiden mahvetti ya. Abla şu bir kadar umurumda değil ikisi de. Zaten tamam, umurumda olsa izleyici, bekle. Orada laf attın öküz gibi bağırdın ya bana. Geç otur diyorsun sen çağırdın beni. Onun konuşması öyle. Aynen öyle. Karşındaki insan nasılsa öyle. Şu insana öyle ben iki kez olumsuz dedim. Neden biliyor musun? Senin karakterini taşıyor diye. Siz İhanet desen onda. Yalan desen ya. Onda. Aynen. Her aynı şey onda. Arkadan vurma desen onda. Bak siz birbirimize yakışıyorsunuz. Ya benim sıkıntım yok. Tamam mı? Kardeşim oğlum, sen sadece bir... bazı şeyleri kabul ettin burada. Tamam mı? Arkasında dur delikanlılık yap bir kere. Burada her şeyi itiraf ediyorsun. Oğlum, gidiyorsun sana hiçbir şey yokmuş gibi. Adamı delikanlıdan çık. Tamam sende yok zaten. Ben de onu söylüyorum. Güzel, keşke verebilsem, aktarabilsem biraz. Bir güzel güzel. Köy ulan, kahvesinde gibi konuşma. Sana diyorum adamlıktan, delikanlıktan çık. Bak diyor anladım. Ki. Konuları başka yere alma, tamam mı? Ya yeter benim artık, gibi. Yeter onunla ilgilenmeyi bırak. Ağlama sen. Yeter tamam. Artık ya. Daha düne kadar Yaşar'a diyordun, git teselli et diyordun Fatma'ya. Şimdi git kendin et, hadi. Bu benim kaderim, değişmez talihim, gülmedi, güldürmüyor kaderim. Kaderim işte gidiyorsun yabancı gibi giden ağlama benim kaderim sineye çekerim her acı gibi giden ağlama benim kaderim sineye çekerim her acı gibi giden ağlama benim kaderim kaderim güldürmez kaderim öldürmez
kaderim, ağlatır kötü kaderim. Kaderim öldürmez kaderim, güldürmez kaderim, ağlatır kötü kaderim. Zaten annesi seni sevmiyor. Böyle ağlatırsan yandın Nurullah. Fatma'nın annesi zaten oldum olası sana takık. Kızıyor biliyorsun. Abla az önce konuya değindim de. Bak ben sana neden ikide bir adamlıktan delikanlıktan bahsediyorum biliyor musun? Daha düne kadar Fatma'nın talibi Yaşar'a ne diyordun biliyor musun? Fatma alıyor git teselli et diyordun. Acıyordun kıza. Şu anda senin talibin sana aşkım diyor. Sen ona aşkım diyorsun. Kız orada kendini parçalıyor. Umrunda değil. Anladın mı? Oğlum sen iki köyü birbirine tamam katarsın. Beto böyle beni bir düşü. İki köyü böyle birbirine katarsın. Arada çıkarsın hacı. Aynı köylüsünüz. Ben ne yaptım dersin. Oğlum siz aynı köylüsünüz. Ya ne aynı köyü abla ya. Aynı köylüsü be abla. Neyse oraya da girmeyelim abla. Şu köy muhabbetinde hiç gerek yok. Aynı köylü. Hiç Allah gerek yok. Oraya da hiç girme Selahattin. Hiç girmiyorum ben. İstediğin oldu oğlum işte. Elini sıktın falan. Beto anladın mı? Yaptın yapacağını işte. O saçlarını biraz daha uzat yani. Senin bir farkın yok. Yok. Keşke sen de karakterini Ben çıktım, bak nasıl geldim buraya, yüzükle geldim buraya. O gitti Selahattin'in elini sıktı. Kaç kişiye yüzük getirdin? O gitti. Buraya? Kaç kişiye yüzük getirdin? Kaç? Bir tane delikanlı çıksın dese ki Selahattin birine yüzük takmış. Ya kardeşim sen benim... Birinin ailesine sen götürmüş. Sen beni fanatik bir takipçisin. Geçeceksin biliyorum. Onu. Sen beni her şeyden iyi biliyorsun. Tamam, burada. Tamam. Kaç kişiye yüzük tamam getirdin? Tamam, yine takipte kal. Tamam. Biraz yörenet sahip tamam çıktı. Bir kızı oğlum, aileye bak, götürüyorsan... Oğlum yöre bak, yöre girme. Aile, tamam girmiyorum. Girme. Tamam. Bir kızı ailene götürüyorsan kardeşim, o kızda en az nişanlı çıkar. Ya bunu alın buradan. Üzme. Tamam Allah aşkına uğraşma. Geçeceksin bu işleri. Oğlum kızı üzme. Bak ağlıyor orada. Anneler kızıyorlar size kızları ağlattığınız zaman. Niye ağlatıyorsun doğru şimdi? Ya ben onu ağlatmak istemedim aslında. O benim canımı yaktı. Yaktın yani Fatma, canımı yaktın. Yani dün seninle ne konuştuk biz? En kötü yaptığım hareket bu olsun ama sana yanlış yapmadım. Tamam ama işte biliyorsun benim yani benim karakterimi biliyorsun Fatma. Yoksa ben de senden hoşlandım hoşlanmadım değil yani. Bana geldiğin dakika gözlerim açıldı, bunu herkes gördü. Seninle kaç gündür konuşuyoruz böyle her gün ya. Sabah işe gidiyorum, dükkana gidiyorum. Seni görüntülü arıyorum bak. Diyorum ki dükkanımdayım, iş yerimdeyim. Veya eve gidiyorum bak evdeyim diyorum. Rapor veriyorum. Sen de aynı şekilde bana rapor veriyorsun. Her şey yapıyorsun. Hani... Yani onun bunun arası girmesiyle bu yol kat edilmez. Sana o gün orada çık ne dedim? İstiyorum dedim. Gelsin nikah memuru, nikah yapacağım dedim burada. Değil mi? Dedim mi? Bana dedim ya ben sana adam gibi geliyorum, ben insan gibi geliyorum. Sen de bana öyle 2-3 tane adım atsan. Ya vallahi bile gidip ailenden isteyeceğim seni ya. Ben burada kalmak istemiyorum ya. Ben gene bu psikoloji yaşamak istemiyorum ki burada. Öyle yani Fatma. Seni üzdüm tamam farkındayım. Canımı yaktım ama sen de benim canımı yaktın yani. Farklı duygularla geldin. Tanju'nun dediği yani gibi oynamasını istemiyorsan söyleyeceksin. Başında duracaksın, ilgileneceksin. Oynamanı istemiyorum diyeceksin. Sahip çıkacaksın değil mi Tanju? Seda Hanım zaten şöyle bir şey var. Yani kızlar da eğer dinlemiyorsa bayanlar da bir erkeğin sözünü. Hem seviyorum hem birlikte olacağım hem evleneceğim. Ama sonra da çıkacağım dans edeceğim. Adamın istemediği şeyleri yapacak. Ben... Yani böyle bir şey de yok. Bir şeylere ben, katlanacak her iki tarafta. Ben aslanlar gibi sevdiğimin arkasında duruyorum. Aslanlar gibi de hala da duruyorum. Hiç sıkıntı yok bundan. Ben hiç kimseyi yarı yolda bırakmam ama hak ettiği yerde bırakırım. Açık ve net diyorum bunu. Fatma şu anda neden böyle yaptı? Bir boşluğa mı geldi bilmiyorum ama hani konu çok farklı bir yere gidiyor. Nasıl farklı bir yere gidiyor? Yani şimdi düşünüyorum. Şimdi dans yüzünden şu anki olaylardan hele ki Selahattin yaptığı hareketten dolayı bitirecek misin bu görüşmeyi? Kadar mı yani? En ufak şeyde. Efendim Selahattin. Bir girmesin Seda abla lütfen. Fatma ben senin iyiliğin için bir şey söyleyeceğim. Şu fon müziğin altındaki Nurlan konuşmalarını bir yana koy. Hiç gerçekçi değil. Gene her zaman olduğu gibi kamera oynuyorsun ben kardeşim. Ben neyin gerçekçi neyin gerçekçi bak ben sana bir söyleyeyim mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Sadece bir şey söyleyeceğim şimdi. Özür diliyorum hepinizden. Söyle. Şimdi yakalamadınız ama arkadaş çok delikanlı adam gibi adam. Sen adam gibi adamsın. Az önce şurada bir mevzu dedi. Sen buna kardeşim dedin. İşte görüşmeniz oldu. Hala kardeşim diyor mu? Bana mı öyle geldi? Bir geri alır mısınız? Kardeşim mi dedi Fatma'ya? Kardeşim dedi değil mi az önce?
Git oğlum, bana adamlıktan bahsetme, anladın mı? Git Tuna Park'a. Ya tamam, onun ne söyleyip ne söylemediği şu an hiç senin kadar dönem bir adam kadar görmüyorum. Konumuz o değil şimdi. Bırak, boş ver onu, hiç duyma bile. Fatma, aklını başına al. Çok hatalar yaptın. Seni bak, en büyüğünü yapıyorsun. Bak, en büyüğünü yapıyorsun. Ben sana demiyorum. İzin verirsen bak, konuşacağız Selahattin. Seni ilgilendirmiyor. Seninle muhatap olmak istemiyorum. İyi, iki gün sonra göreceğim ben seni. Salya Sümbük gelirsin buraya. Görüşürüz. Sana mı geleceğim sanki? Ben istersem gelirdim. Allah Allah. Her şeyi senin istemenle olmuyor. Delikanlıdan bahsediyor. Görüşmesi olan bir kıza yürürüm, gelirim falan. Ben isteseydim diyorum dedim. Eskilerden bahsediyor. Tamam, sen isteseydim, Allah aşkına bir sus ya. Aramızda tabii mutlu olan insanları gördüler mi? Tabii herkes girecek. Burada olmayan şeyler değil yani. Burada bir kıskançlık var, anladın mı? Çekememezlik var. Aynen, ondan bahsediyorum. Ben bunları hepsini ondan yaşadım, yaşamadım değil yani. Ama yapma Fatma. Yani yapma, yapma dediğim şeyleri yapma. Sen de bana söylüyorsun. Geceleri dışarı çıkma dedin. Ben zaten çıkmıyordum. Daha hiç çıkmıyorum mesela. Çıkıyor muyum? Ha? Evden işe. Evden işe. Seda abla, vallahi ben jeli bile bıraktım Seda abla. Çok büyük Allah gelişme şükür, var Nurullah'ta. İşim gücüm, her şeyim var. Hiçbir şey de yapmıyorum yani. Hep işimi kovalıyorum Seda abla. Evet. Gece hayatını da bıraktım yani. Hani niye bıraktım? Annemin bir tane gözyaşıyla bıraktım. Açık ve net onu da diyorum. Korkuyor Seda abla. Gidiyorum da başına bir şey gelecek bilmem ne. E dedim, annemi ben bugünlük görmedim ki. Niye üzeyim ki annemi? Bir de kızın sen de bana dedin, dedin ki kıskanıyorum dedin. Çıkarsan yaparsan falan. Onu da bıraktım bak. Hiçbir şey yapmıyorum yani. Biz seninle mutlu olabiliriz Fatma. Çok çok mutlu olabiliriz. Ben seni mutsuz etmem. Senin gözünü dışarı aç da bırakmam, anladın mı? Aslanlar gibi de bakarım yani. Ama biraz beni dinle ya. Allah aşkına ya. Ya dinleme kimseyi ya. Kimseyi dinleme Fatma. Beni dinle. Aileni dinle. Ben de seni dinleyeyim, aileni dinleyeyim. Başka yol kat edemeyiz. Oldu yüzük. Yamuldu. Şimdi abla, bu yüzüğü takmayacağım ona. Senden de özür dilerim, sizden de özür dilerim. Benim fevri davranışlarım var, hareketlerim var. Bunu sizler daha çok iyi biliyorsunuz. O an sen burada oynarken, bir de o muhabbeti duyarken aslında bunu orada hiç çıkarmayacaktım da. Tam bu atıldı, bu gitti artık, anladın mı? Bu çöp, bu çöp. Ama bir dahaki görüşmemizde herkesin gözünün önünde sana takacağım. Söz veriyorum sana, tamam mı? Bunu ben yine cebime koyuyorum. Daha da çok yamulttum bunu. Çünkü bunu hak etmiyorsun yani. Bu kötü bir şey artık. Yere düştü değil mi Seda abla? Gitti bu. Yere düşen bir şeyi ben senin parmağına takmam. Sana söz veriyorum. En iyisini alacağım. En iyisini alacağım. En şekilde... Bravo. Yalnız hocam, özür dilerim. Bravo. Bravo.